Biraz da eklem sıvısının öneminden bahsedelim. sıvısı şöyle ya, şimdi kişinin eklemlerinde sıvısı olmasaydı ne olurdu? Robot gibi olurdu. Yani sabah kalktığında kişi hareket edebilmek için bütün eklemlerini yağlamak zorunda kalırdı. Hani makineleri yağlamak için böyle imbik var. Bütün eklemlere yağ dökmek gerekirdi ki hareket edebilsin. Yoksa takır tukur takır tukur makine gibi. Ve kişi 80-90 yıl yaşamayı boş ver, 6 ay yaşayamaz ölürdü. Yani eklemler arasında sıvı olmasaydı bir kişi 80-90 yıl değil, 6 ay yaşayamaz ölür. Ve sürekli kendini yağlamak zorunda kalırdı. Sabah, öğle, akşam. Özel bir yağla. Bütün eklemlere. Robotlar neden insan gibi hareket edemiyor? Çünkü eklemleri aşınıyor takır tukur. Birbiriyle sürtünüyor. Motorların sürtünmemesi için motorlara ne konuyor? Yağ konuyor. İnsanların da 3 çeşit eklem vardır. Bir, hareketsiz eklemler. Doğduğunda bir kişi bebekken, yani doğduğunda anne rahminde kafatasında oynak olan kafatası kemikleri zamanla yavaş yavaş tarak gibi birbirine girer, oynamaz. Kuyruk sokumundaki kemikler de önce oynarken sonra oynamaz zamanla. Bir de yarı oynak eklemler var. Omur eklemler. Omurlar arasında 24 tane disk var. Diskin ortası hafif jel gibi sıvı, kenarları biraz serttir. Kişi yanlış hareket ediyorsa, ağır şeyler kaldırıyorsa, gelişi güzel, antrenman yapmadan spor yapıyorsa bel fıtığına sebep olabilir. Yani bel fıtığı nedir? Diskin ortasındaki jelin fırlaması, dışarı doğru çıkması sonucu burada sertleşen jel gibi disk zamanla omurların kenarından çıkıp diğer organları kontrol eden sinirleri sıkıştırabilir. Bu da ne olur? Bel fıtığına sebep olabilir. Bel fıtığına yakalanmışsa bir kişi 40 kilit forte ile, çok mükemmel bir ürünümüz var. 40 kilit forte. At kuyruğu otu, ısırgan otu, şeytan pençesi kökü gibi 19 bitki ekstresinden oluşur. Artı glukoz amin forte. Glukoz amin forte ile tedavi olmak mümkün. Daha önemlisi burada oynak eklemler arasındaki sıvı. Efendim, parmaklarımızdaki, bileğimizde, dirsekte, kolda, ayakta, kalçada, dizde ve ayak parmaklarında, ayak dizinde eklemler arasında sıvı var. Bu sıvı aynı çok ince bir kapsül içerisinde jel gibi. Şimdi kişi hareket ettiğinde ne oluyor? Mesela kıkırdaklar dişli gibi hafif pörtüklü üzeri bastığı zaman şeye bu kapsül gibi içerisi sıvı olan, sıvı dolu olan, eklem sıvısı dolu olan tabakaya bastığı zaman ne olur? Kaymıyor, kırılmıyor, yıpranmıyor. Eklem sıvısı kıkırdakların birbirine sürtüşmesini önlüyor. Hareketimizi normal hareket etmemizi sağlıyor. Eklem sıvısı olmasa kişi hayatta normal yaşayamaz. Kısa sürede eklemleri yıpranır, kemikleri erir vesaire vesaire. Bazen de eklem sıvısında iltihaplanma söz konusu oluyor. İltihaplanırsa ne olur? Artrist, artroz olur. Mesela bir beyefendi gelmişti bana Kars'tan. Böyle eklemleri, parmağındaki eklemler kaynamış. Parmakları odun gibi olmuş. Böyle eğilip bükülemiyor. Çok geç kalmış tedaviye. Buna bir şey yapılabilir mi? Yapılamaz. Ha, siz de böyle parmaklarınızı çatır çatır kırıyorsunuz, takılar diyorsunuz ya. Bu çok tehlikeli. Neden? Böyle parmaklarla oynayan insanların parmakları ne olur? Parmakları arasındaki sıvı zamanla zedelenirse, burada parmaklar arasındaki eklem sıvısı azalırsa odun gibi olur. Bir şey kaldırıp indiremezsiniz. Artrit, artroza yakalanırsınız. Başınıza iş açarsınız. Bir hanımefendi Almanya'nın Frankfurt'a yakın bir köyünde böyle kafasını ikide bir böyle bir bu tarafa çeviriyor, bir bu tarafa çeviriyor. Tak tök tak tök. Dedim kör olursun bak buradan beyinden buraya gelen gözleri kontrol eden sinir de gözü kontrol eden sinirler, yüzü kontrol eden sinirler beyinden buradan aşağı yukarı doğru çıkar. Ve atlasın hemen yanında. Boynumuzu böyle tutan. Ya bir şey olmaz dedi. Daha sonra öğrendik ki kadıncağızın göz sinirleri kopmuş, kör olmuş.
Yani böyle takır tökür çeneyi o tarafa bu tarafa çevirmek tehlikeli. Göz sinirlerini koparabilir. Böyle parmaklar takır tukur oynamak da tehlikeli. Artrit, artroz gibi, fibromiyalji gibi romatizma hastalıklarını, Behçet hastalığını, kut hastalığını tetikler. Tehlikelidir. Bu nedenle çocuk gibi oynamamak gerekir.